Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Kasa Efsun'un 37. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde konumuz var, Salih ve canlı yayını. Evet. Ve Köfte'nin doğal gözlemi. Evet, Salih'le yaptığımız bir proje için, pardon, Salih'in projesi, ben ona denek oldum. Sağ elinin parmağı, şöyle Köfte. Ben facecam'li oyun oynuyorum. Onu çekiyorum. Salih oradaki davranışlarımı inceliyor. Onunla ilgili bir tane projemiz de var kanallar içerisinde. Evet. Onu şey yapmayı düşünüyoruz. Birkaç bölümlük bir seri. Ya şöyle bir şey. Ben orada herhangi bir anlatım şudur budur yapmıyorum zaten. Anlatımı Salih yapacak. Ama bilimsel davranışla inceleme şeklinde. Evet, ve elimde şu an Basic Assembly Machine, Basic Fluid Extractor, Diesel Generator ve Low Voltage Buffer. Hatta bir tane daha Low Voltage Buffer yapayım. Tabii bunun için benim... Ve benim bir ara madene çıkmam gerekecek çünkü iron'ım azaldı, copper'ım azaldı. Tin'im hayvan gibi. Tin'den rahatız. Ve kendime... Bir tane daha wrench yapsam güzel olabilir. Teşekkürler. Çek iç gel. Ve şu work table'lardan birkaç tane daha yapacağım. Teşekkürler. Bu wrench elimde dursun, diğeri dışı crafting'lerde kullanılsın. Seni yapmıştık diye hatırlıyorum. Ardından iki tane sen gel. Tin gablolar burada tamamdır. Ben de şimdi ne oynayayım bir ona bakayım. Isaac. Isaac. Köfte bizim gamepad'lerimiz aynı değil mi? Evet. Ben laptop'ta gamepad'i Isaac'e tanıtamadım. Aa. Hı-hı. Fazla ilginç. Ve bundan sonra benim bir set daha buna ihtiyacım var. Müziklensin. Bende binding var ama. Evet. Ya klasik mi vardı dedi, demeye çalıştın. Evet, şimdi yapmamız gereken şey... Diesel jeneratörler gelin. Biz de öyle, Furkan. Benim almam gereken önemli bir şey var. Bu arada wand sen gel. Şu, yalnız şu equal trade wand'ı çok işime yarıyor. Baya hayat kurtarıcı benim için. Aynen öyle. Herhalde şey, benim evde şöyle bir durum var, hani aşağıya düşen bir item oldu mu aşağı düşüyor hani. Kurtuluşu yok. Aslında biraz da vebacılık da oynayabiliriz var ara. Şimdi dur. Yine sen. Apiary gel. Senin için ne lazımdı? Lord'u en çok sevdiğim karakter. Bu arada. Ay yok. Lux. Aklıma çok fantastik bir fikir geldi. Ne gibi? Bu arkadaş için benim iki EU'ya ihtiyacım var.
Yani bu da demek oluyor ki siz gelin bakalım. Sekiz X Tin On altı X yapsam mı? Yap. Yok ya, sekiz yeterli ya. One Bu arada senden sesler bana geliyor bayağı bir. Adam bekle köfte kulaklıkta. Salih, istersen kulaklığı takmadan önce bir sesi kapayaydın. Ha, şu anda taktım Tamamdır. Bir yarım saat senin sesi duyduk ama senin oradan gelen sesi. Dert değil. ya, ses çok kötü geliyor bir de bende. Bu kulaklık yani SteelSeries ama berbat bir kulaklık. Çok fantastik bir şey yapıyorum şu an. 8 amper çıkışı yapabilen bir makine. İlginç. Şimdi millet sizden istediğim şey şu. Bakterimizin adını ne koyalım? Kaç kişi var bu arada bakayım? Hmm, Bakayım. geçelim. 8. Doğru rakam vermiyor ya köfte. Ya 8 ampere 8 kişi görmek. Ve sizler sodyum dolun. Aslında bir saniye. 9 pil 8 amper veriyordu sanırsam. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Salih, korkutuyorsun. Gençler, Salih'i kaybettik. Geliyorum köfte. Seni kulak tuttuk. Köfte. Efendim? Benim girmek dişlerinden bir tanesi çıktı ve minicik. Doktorum çekmedi. Ne yersem arasına takılıyor. Çıkartma şişe tırnağına bir iteyim dedim. Bir şey varsa. İrmik dişle öğütücü dişin arasına takıldı tırnağı ve çıkartamadım. Bu yani. Aynen. Yani ben orada çıkartmaya uğraşıyordum ama durumu düşündükçe, aklıma getirdikçe ona da gülüyordum. Ok. Evet. O zaman sadece ok diyorum. Şimdi seni nereye yerleştirelim? Dizel jeneratörcüyüm. Buraya yerleştirelim. Şu zımbırtı da buraya gelsin. Ve alta dönsün. Güzel. Şöyle de dolduralım. Evet, şey adı zevk cümbüşü.
Vebamızın adı. Plague mi oynuyorsun? Hı. Nice. Bu arada şuraya da bir cover. Ha zaten bağlanmıyormuş, güzel. Evet, şimdi fluid extractor'larımızdan birini koyduğumuza göre buraya bu arada 8 tane gelecek. Sırada ascending machine'imiz var. Ascending machine'ler 2 tane olacak. Bunlara İşte bu arada Fransa'da tam olarak 3 kişi enfekte. Yani minicik bir hastalığı. Minor hastalık. Aynen. Soğuk yerlere 7 DNA falan istiyor. Soğuğa yaklaşmam için. Şimdi siz gelin. 2 amper olsun bu kablo. Sen ve sen gel şöyle. Teşekkürler. Ardından özür dilerim. Süper. Ve sen gitmişsin gel. İki tane olacak burada esenlik. Köfte, ben sivrisineklere yayılmak istiyorum ama biraz daha DNA'ya ihtiyacım var. Yayılma. Ve Ama ben benim yayılmacı politika izlemeyi seviyorum. yayılma. O sen de köfte. Yayılma diyorsun. Evet. Bir böyle bakteri olarak benim yapabileceğim ilk iş yayılmak. Go for the dilim de dönmüyor ki. Bu arada büyük evin en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Nedir? Pipe. Evin pipe masrafı bayağı fazla. Bu arada resmen şu an pipe için arıcılığa giriyorum desem doğru olur. Öyle bir gerçeğimiz söz konusu. Evet. Güzel bir arıcılığa giriş yapalım. Şu zımbırtı gelsin şöyle. Ah, yanlış yere geldim. Peki, arıcılık yapıp ne elde edeceğiz? İlk olarak... Propolis mi? Yok, hayır. Beeswax şu anki önceliğim, fakat bunun yanı sıra Diamond Pickaxe ile tahta kırmak. Ve bana bir adet tank lazım. Ya bunun anlamı 8 tane cam. 7, 8. Önceliğim Beeswax elde etmek. Bunun yanı sıra ilk fırsatta petrol elde etmek istiyorum. Ve bana bir adet controller ver. Bana bir adet controller ver deyince aklıma şey, sevdiğim bir şarkının bir sözü geldi. Give me freedom to destroy, give me a radioactive toy. Ben de bir an Game of Freedom sandım. Bana yok etme özgürlüğü ver, bana radyoaktif oyuncak ver. Merak edenler için şarkının adı po şey, Radioactive Toy. Şimdi
şimdi. Orada köfte kist özelliği oluşturmuşum. Mutasyon geçecek. Ve adım Zeb Cümüşü. Biliyorsunuz ben filtrelemeyi burada yapmıyorum. Filtrelemeyi ikinci kısımda yapıyorum. Çünkü güzel bir sebebi var. Sebebi söyle köfte. Geliyorum. Önce sebebe gelmem lazım. Whitelist. Evet, dizili seçtik ve specify amount diyoruz. Bu sayede motorlara sadece 1 litre dizel veriyor. Çünkü ben cimriyim. Birden fazla verse ne olacak? İstemiyorum. Ciddi ciddi soruyorum yani. Birden fazla verse bir kaybımız oluyor mu? Şöyle 16 kova depoluyor. Yani ben gidip onu kırmam gerektiği takdirde 16 kova dizeli kaybediyorum. Anladım. Tabii o dizel de pahalıdır, değerlidir. Yani ana yakıt kaynağı. Ha, gerçi 4000 kova var elimde ama gene de hani insan kaybetmek istemiyor. Evet. Şimdi bunları yaptığımıza göre şu an yapmamız gereken önemli bir şey var. İlk olarak sen gel. Ve bana bir yere chest lazım. Burada chest'imiz yok. Köfte san diyorlar ki sen köftesin, büyük düşün. Köfte. Efendim? San diyorlar ki sen köftesin, büyük düşün, cimri düşünme. Şimdi gel bakalım. Trigger. Evet, seed. Gel bakalım. Input. Chest gel. Target down. Ve item. Yok, buraya herhangi bir whitelist ya da blacklist koymama gerek yok. Bu direkt buraya atılan her şey fluid extractor'lara gidecek. Tabii ileride daha fazla fluid extractor yerleştireceğim. 8 tane olacaklar. O yüzden bu zımbırtıyı yaptım. Evet. Bunları yaptığımıza göre sen git. Burkan, bende ekran var. Bende de var. Kovalar siz gidin. Stikler siz gidin. Siz de gidin. Sen de git. Teşekkür. Yok, sen şuraya gideceksin, pardon. Evet, ve şimdi yapmamız gereken şey seed. Bir stack kalsın. Benim bolca seed toplamam gerekecek. Ama şimdi başlangıç olarak biraz seed alalım. Böyle. Evet, seed oil'imiz üretiliyor. Bu seed oil... Gel bakalım. Bu seed oil assembly machine'imize gidecek. Hayır, sen item değilsin, liquid'sin. Fluid extractor. Süperdin köfte ya. Ne? Sen item değilsin, liquid'sin. Büyük düşün. Seed oil, tamamdır. Ardından output assembly machine up. Teşekkürler. Evet, seed oil'imiz burada birikiyor. Ve bu da demek oluyor ki
bana ağaç vereceksiniz. Teşekkürler. Köfte çaktırmadan yayılma hızımı arttırıyorum. Aa, tabii buna bir de ne lazımdı? Koca. Hayır. Dur. Koca. Circuit gel. Hayır. Gir. Tamamdır. Bir miydi, iki miydi? Neyse hallederiz. Ring, display, assembler. İkiymiş. İlk yaptığın doğruymuş yani. Bu arada Forestry'de bile Greg makineleri kullanıyorum. Aa yok pardon. Yanlış şey üretiyorum. Sekizmiş. Çok özür. Neyse. Bir tane daha üretsin. 8 tane impregnated steam'iz olsun. O zaman sen şöyle git. Köfte Hindistan'da enfekte etti. Tipler. O zaman burası da forestry chest'imiz olsun. Zaten forestry ile burada. Burada forestry ile alakalı bir şey var mı? Bu var. Başka bir şey yok. Daha da forestry chest'imiz orası. Şurasının dolması lazım biraz. Ve bu kısmı da hallettik. Evet, burası benim arıcılık evim olacak zaten biliyorsunuz. Burada apiary için gerekli malzemeyi üreteceğiz. Bunun için impregnated casing'e ihtiyacımız var ve o da böyle yapılıyor. Gerçi bu şekilde de yapabilirdim. Fakat EU ile yapabilirken neden MJ ile yapayım? Daha sonra artık MJ de değil. RF. Ve apiary forestry için olmazsa olmaz bir şeyimiz. Bunun sıra bölüm öncesinde bir şey yapmak istiyorum. Backpack. Miner's Backpack. Bana 6 tane senden gel. String'im. Hayır, wool'um varmış direkt. 6 tane wool. Tamam, string de zaten lazımmış. Ve bu arada string demişken, aa unutmadan şunlara değinmeyi unuttum ben. Burada önemli bir arkadaş var. Hatta onu bir halledeyim. Mixer'ı ben doğru şu chest'e koymuştum. Mixer'ı azıcık alalım. Mixer'a su koymamız lazım. Yani mixer'a matarama su koyacağız. Ah kendimden iğrendim. Evet. O yüzden geçici bir. Drain. Bakalım fazladan drain'imiz var mı hiç? Yok. Tabii ki de. Bunun anlamı iron plate'im var mı? Hayır, o da yok. Bir hayvan gibi iron plate'im vardı. Neyse. İki tane iron. Steel plate, alüminyum plate kullanayım. Değişiklik olsun. Tamam, drain'imiz yapılsın böyle. Oysa da ben daha fazla chest'e ihtiyacım var. Şunların hepsini de chest'e çevireyim. Ve 3 tane miner's backpack. Peki bu nedir diye soracak olursanız, Overworld'de ore'larım vardı benim. Onları bir alayım.
Evet. Mesela şu Kolor'ları alalım ve düşürelim. Aldık. Fakat gittiği yer... Voilà. Kısacası madem de yanımızda böyle bir arkadaş var. Bunun bir de Wolves versiyonu var. O çok sonra elde edebileceğimiz bir arkadaş. Bunun için bu arkadaş lazım. Bunu da Stick Propolis'ten elde ediyoruz. Aynen. Böyle bir zımbırtı işte. Bunun yanı sıra birkaç değişik backpack var. Builder's Backpack, Hunter's Backpack, Apiarist Backpack. Bu işime yarayabilir ama benim komba ihtiyacım var bunun için. Builder's Backpack, bu bizim Salih'in işine yarar. Forester's Backpack, Digger's Backpack, bunu da yapacağım. Adventurer's... bir de backpackler demişken aklıma önemli bir şey geldi. Jabba, gel. Şimdi Jabba'da ilk olarak yapmam gereken önemli bir şey var. Tabii bir tanesine... burası değil. Heh, burası. İlk olarak... Barrel Hammer. Barrel Hammer. Gerçi bir Bun Hammer değil ama... Storage upgrade'ini çıkarttık bunun. Ve void upgrade yapmak istiyorum. Bunun için 2 adet piston, bir bronze'la yapabilirim. Ayrımın az olduğunu hesaba katarsak bronze'la yapacağım. Evet. 2 adet piston. Şuradaydı. Tamamdır. Ve gübristan. Ağzıma da alıştırdın gübristanı. Dur, redstone buraya düştü. Evet. Gel bakalım. Teşekkürler. Obsidian'ım var mı benim? Salih. Şey köpseciğim. Ah, varmış, tamam. Obsidian'ım yok diyecektim bir an. Evet. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra Void Upgrade. Ah. Mark 2 lazımmış. Çünkü 2 upgrade istiyor. İki slot kullanıyormuş. Tamam, Mark II kolaymış. O zaman... Bronze git. 4 iron daha kullanalım. Evet. 4 iron'ımızı da kullandık. Evet. Artık şöyle bir durum söz konusu. Buna 64'ten fazla 64 stack'ten daha fazla cobblestone koyduğumuzda yok olacaklar. Yani bunun anlamı fazlalık cobblestone'larımızı harcayacak güzel bir yerimiz oldu. Evet ve sanırım bölüm... Bu arada impregnated stick'lerimiz oldu mu? Casing'lerimiz oldu. Harika. Ve drain'imize. Şunu da yapacaktım. Ondan sonra bölümü bitireceğim. Drain, gel. Sonrasında da pipe, gel. Sonrasında da yapı malzemesi, gel. Hatta şu pipe'ı komple alayım. Gel. Gel. Süpersiniz.
Drain. Gel. Ah, yanlış yere geldim Drain. Kroger da yanında ol. Unutmuşum. Kroger. Gel. Havuç sen de gel. Sonra da şöyle iğrenç bir dizayn yapalım. Ve her tarafı suyla kaplı evimizden su çekelim. Su kaynağı nereden bulacağım diye bir derdim yok bu evde. Su bu evde var ya diye. Ve şunlar bu arada neyle yapılıyor? Unlar. Neyle yapılıyor diye soracak olursanız gördüğünüz gibi normal Wheat'i Mesoitra koyuyoruz ve bize un veriyor. Ve unları iki şekilde işleyebiliriz. Birkaç şekilde işleyebiliriz. Bir şu şekilde bir tane veriyor. Ya da miksere sokarsak iki tane veriyor. Ya da Wheat Juice elde edebiliyoruz. Ya da Wheat Hops Juice. Evet. Ve doğuklarımızı işlemeye başlayalım. Bu doğuklardan ne yapacağım diye soracak olursanız bunu ve bundan da bunu yapacağım. Bunu da değişik şekillerde işleyeceğim. Hatta bunun için de bekleyelim. O esnada bıçağımı alayım ben. Knife. Bu arada Gregtek sanırım Pumps Harvest Craft'ın da yerine göz atmış biraz. Ne diyorsun? Greg her şeyi yapıyor. O motor moda yapıyor ya. Adam işsiz. Ve gel bakalım. İşte ne daha lazım bana. Aa, doğru. Bu şekilde yapmayacaktık. Şu şekilde yapacaktık. Dım. 13. 15. Gel bakalım. Doğru. Şimdi 26. Bunları keselim. Doğru. Önce pişirmemiz lazımdı. Nereye kesiyorum pişirmeden? Salih. Hı. Ben pişirmeden nereye kesiyorum bunları? Kesersin çiğ çiğ. Pişirmem lazım. Çünkü bunlar yemek. Olsun. Evet ve gel gelelim. Burada almam gereken önemli bir eşya var. O da steak. Tamam, steaklerimiz gelsin. Evet, bagetlerimiz oluyor, pişiyorlar. Kaybettin. Kayıp mı ettin? Geçmiş olsun. Kazanam. Sağlık olsun. Dünyayı ele geçiremedin yani. Öyle mi? Aynen öyle. Sağlık olsun. Başka bir zaman artık. Başka bir zaman dünyayı yok edersin. 335 milyon adam kestim en azından. Bu arada bir ara bunu otomatikleştireceğim. Kendime bir hayvan çiftliği falan oluşturmayı düşünüyorum. Ama sırf isimden ötürü baconlı yapacağım. Large bacon sandwich. Oh yeah.
Ve Selig'in klavyesi gene. Ve Selig'in dilinden iyidir köfte. Large steak sandwich. 16'ya kadar stekleniyormuş. İlginç. Bu arada nasıl yazılıyordu steak? Şöyle bir durum var. Steak sandwich, not a steam sandwich. Ya buhar sandviçi değil. Evet, kazara bir kere onu steam sandwich olarak söyledim. Buradan ne anlıyoruz? Greg. Greg bazen steam sandwich diyormuş. Raw pork chop, pork chop ve raw beef. Onlar da pişsin. Ben kendime öyle ilginç yemekler elde etmiş olayım. Evet, bunlar da ola dursun. Benim daha fazla seed'e ihtiyacım var. Aslında seed bulması kolay olduğu için şu zımbırtıları da koyabilirim. Ya da melon seed. Metal Lord'dan iyidir. Kneel before Metal Lord. Hayır, ben bunları dur. Değiştirebiliyor muyuz şekillerini? Hayır, değiştiremiyoruz lanet. Neyse, sağlık olsun. Evet, şunları da atalım. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Bölüm arası biraz maden yapacağım. Ondan sonra yeni makinelerle ve arıcılıkla karşınızda olacağız.